Artı Futbol Transfer'e hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hepinize iyi hafta sonları diliyoruz. Sıcak bir gündemle karşınızdayız. Gökhan Keskin ve Cem Pamiroğlu hocamız bizlerle birlikte. Gökhan hocam, nasılsınız? İyi misiniz? Yani seni gördük, daha iyi olduk. Teşekkür ederim. Hep öyle diyorsunuz. Gerçekten mi? Gerçekten öyle yani. Peki, üçümüz sana böyle... bir yalan borcum yok herhalde. Estağfurullah. Üçümüz de böyle mavi lacivert tonları stüdyoya uygun olmuş. Cem Pamiroğlu yine her zamanki gibi. Nöbetçisin sen gene bugün. Yok. Evet, yaz döneminde böyle hafta sonları. Çok sıkışık. Gündem yoğun. Çok. Biz de elimizden geldiğince gelişmeleri seyircimize paylaşmaya çalışıyoruz. Harika. Tabii gündem yoğun yani. Arda'sı, sıcak gelişmeleri, işte şu anda mesela ekrana yansıdı bile. Ángeliño iddiası. Haydi programa o zaman böyle bir başlayalım. Galatasaray uzun süredir biliyorsunuz sol bek arıyordu. Ángeliño ile prensipte anlaştığını yazdı Fabrizio Romano. Biliyorsunuz dünyada transfer denince ilk akla gelen isimlerden biri ve Galatasaray'ın oyuncuyla anlaştığını yazdı. Şu anda artık işin Leipzig ile Galatasaray arasında kulüplere kaldığı şeklinde bir sıcak gelişme var sevgili seyirciler. Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir sıcak gelişme. İlk kırmızımızı, sıcak haberimizi verdik. Cem Pamiroğlu'na sorayım. Ángeliño büyük takımlar için çok iyi bir sol bek. Özellikle işte Avrupa'da üst düzey takımların peşinde koştuğu bir isim. Hücuma müthiş katkıları var. Rakamları işte 76 asist, 23 gol gibi asist ve gol rakamları da var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu transferi? Teknik özellikleri, atletik yapısı Galatasaray'ın oradaki açını kapatacak düzeyde. Özellikle de performansına baktığınız zaman ve de takıma katkı yapacak bir oyuncu olarak da gördüğünüz zaman da bence isabetli bir seçim olduğunu düşünüyorum Galatasaray için. Ama daha tabii imzalanmadan hiçbir zaman için bu transferin bittiği anlamı çıkmaz. Ben açıkçası imzalar bittikten sonra Galatasaray'ın malı olduğuna o zaman ikna olurum. Bu tip konuşmalar transferlerde her zaman olmuştur. Gökhan Keskin. Galatasaray'da önemli eksiklerden, mevki eksiklerinden bir tanesi sol bekti. Yani geçtiğimiz sezonun devre arasında depremden sonra Hatay'dan Adakukbi'yi alarak orayı gidermeye çalıştı eksikliğini. Ama istenen verimi alamadı. Eksikliği hala devam ediyordu. Galatasaray sol beklerini Leipzig'ten buluyor herhalde. Saracchi almıştı bundan önce. İyi bir oyuncuydu ama o da istenen performansı gösterememişti. Sonra kiralık geldiği yere geri döndü. Ángeliño, senin dediğin gibi ofansif gücü hakikaten çok fazla yüksek. Yani Leipzig'te ofansa katılımıyla defanstayken Leipzig'in çıkışındaki önemli oyunculardan biri. Sol bek oynamasına rağmen top ayağına yakışıyor. Eğer Leipzig'te gösterdiği performansı %75'ini Galatasaray'da gösterirse Galatasaray eksiğini gidermiş olacak. Çok çok iyi bir sol bek yakalamış olacak diye düşünüyorum. Evet. Ama Onur, şöyle de bir durum var. Yani biz hep gelen oyuncuları tabii ki verimlerini burada çok tartışıyoruz. Ve verimlerinin de zaman zaman oyuncuların çok değişkenlik gösterebiliyor. En önemli şey gelen oyuncunun daha evvel yapmış olduğu bu kadar önemli verileri Galatasaray'da veya hangi takıma geliyorsa orada da aynı şekilde o performansı gösterebilmesi önemli. Ama konuştuğumuz gibi atletik performansı, atletik özellikleri, takıma katkısı, özellikle de yüksek tempodaki, hücum gücündeki özellikleri Leipzig'te çok büyük bir katkı yapmış. Galatasaray'da da yapar diye düşünüyoruz. Bu sezon 32 maç, 1 gol, 10 asist. Bir önceki sezon, bu sezon gerçi Hoffenheim'daydı. Bir önceki sezon Leipzig'te 3 gol, 11 asist, 41 maç. Ondan önceki sezon 8 gol, 9 asist. Yani 17 gole katkı yapmış, bu bir sol bek. Enteresan. Yani gerçekten. Bir ara en son Ersun Yanal zamanında Caner Erkin böyle bir rakama ulaşmıştı. 14 asist. Hani çift haneli asiste ulaşmak gerçekten kolay iş değil yani bir bek oyuncusu için. Evet, yani günümüz futbolunda bu kadar endüstriyelleşen futbolda bu tip oyuncuların öne çıkması takımlar için önemli. Bu oyuncular takımlara katkı yaparken aynı zamanda da günümüz futbolundaki sol bek diye tabir ettiğimiz veya sağ bek diye tabir ettiğimiz oyuncuların önemini takım için bir kat daha arttırıyor. Senin de ifade ettiğin gibi Caner Erkin Türk futbolunda bence sol bek olarak oyunun kurulmasında öncülük eden oyunculardan bir tanesi. Ki ben de onu genç bin takımlarda beraber çalıştım kendisiyle. Büyük bir ihtimalle Gökhan Hoca da zaten Caner'i çok iyi tanır. Özellikleri çok fazla olan bir oyuncuydu ama Ángeliño gerçekten bu yapmış olduğu katkılar, performanslar, veriler, hücum gücündeki gole katkıları ve de asistleri, golleri bir sol bek olarak çok abartılı gibi gelmesine rağmen çok gerçekçi rakamlar tabii ki. Evet. Hep şuralarda hep hocam. Buralarda. Yani enteresan. Biraz böyle DSF yapalım dedik. Kendi sahasından görüntüsü yok. Hep rakip yarı sahada. Sanki özellikle seçilmiş gibi değil mi? Bazen hazırlarlar. Tabii sistem oyuncusuna bakıyorsun. Ne oynayacaksın Ángeliño ile? 4-4-2 mi oynuyorsun? Sol bek ama sol bek değil. 3-5-2'nin tam kenarındaki en önemli oyuncu. Devamlı gidip gelen. Hı hı. Senin dediğin gibi defansif hiçbir şeyini görmedik ama ofansta maşallah var. Rakamlarına da bir bakalım. Gelsin rakamları. Ángeliño'nun Avrupa'nın gerçekten en önemli hücumcu sol beklerinden biri. İspanyol oyuncu 6 yaşında. Daha önce Manchester City, New York City, Girona, NEC Breda, PSV, tekrar Manchester City, Leipzig, Hoffenheim ve 23 golü var. 76 asisti var. Yanlış anlamayın, bu bir orta saha hücuma yönelik bir oyuncu değil, sol bek. İşte rakamlar bu şekilde. Şimdi mesela haberde İspanyol oyuncu Manchester City altyapılı. Evet. Yani yatırım yapmış Manchester City zamanında, çok gençken almış, altyapısını almış Ángeliño. Piqué de öyle gitmişti, hatırlıyor musun? Evet. Piqué de öyleydi. Evet. 87'lidir Piqué de. Piqué özellikle de biz genç milli takımlarda 87 takımıyla beraber Avrupa Şampiyonası'na gitmiştik 19 yaş milli takımıyla. İspanya milli takımında Piqué oynuyordu orada. Hı hı. Ve hakikaten de çok farklı bir oyuncuydu. Manchester United arkasından. Evet, baktaki olacak hemen geri aldı. Hemen Barcelona geri aldı. Kaptırmayalım diye. Şöyle bir ifade var haberde. Ángeliño sadece Galatasaray'ı istiyor. Diğer teklifleri reddediyor. Diğer teklifleri dikkate almıyor şeklinde bir ifade var haberde. Artık iki taraf arasında anlaşma tamam. Ángeliño ve Galatasaray'la anlaşma tamam. Artık Leipzig'i ücret konusunda ikna etmeye çalışıyor Galatasaray. Ángeliño öyle bir dedi ki ya Galatasaray ya futbolu bırakırım. Vallahi bizde öyle derler ama yani bayağı istekliymiş diyelim biz. Yani Galatasaray'ın hakikaten ihtiyacı var. Eğer alınırsa çok faydalı olur. Galatasaray'a tam ihtiyacı olan bir mevki. Hani biçilmiş kaftan derler ya orası için. Hı hı. Öyle bir sol bek alıyor. Hücum gücüne daha da fazla kaçacak. Defans açısından zaten süratli de bir oyuncu. Eğer Saşa boyu da tutarsa sağlı sollu hakikaten müthiş bir hücum gücü olur Galatasaray'ın. Evet. Zaten çok hücum gücü yüksek olan bir takım. Ve de rakip alanda oynamayı seven anlayışa sahip. O sol bekle de çok daha bir fark katabilir. Peki şimdi madem Galatasaray'la başladık. Normalde tabii gündemin bir numaralı maddesi biliyorsunuz Arda Güler. Evet. Ama Dursun Özbek üzerinden geçelim Arda Güler konusuna. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hem transferle ilgili hem de Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Herkes gibi biz de gururlandık dedi. İzleyelim. Arda hepimizi gururlandırdı diyor. Dün öğle saatlerinde Arda Güler Real Madrid'e o imzayı atarken Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuş bir oyuncu haline gelirken ne hissettiniz Cem Pamiroğlu? Ya bir kere bir Türk insanı olarak, bir futbol adamı olarak gurur duydum. Bu kadar genç bir yaşta bir oyuncumuzu yurt dışına göndermek ve şu anda Real Madrid'in 80 milyon bir taraftarı oldu. Bütün Türkiye Real Madrid'in bütün maçlarını izleyecek ve herkes o enerjiyi Arda'nın da olduğu Real Madrid'in kazanması için enerjisini gönderecek. Arda çok önemli bir süreçten geçti. Transfer bakımından konuştursak eğer ailesi, Barcelona'sı, Real Madrid'i, oradaki süreçteki gelişmeler. Ama düşünün Real Madrid başkanı telefon, arkasından Ancelotti'nin 2 kere 3 kere telefonu. Bunlar ülkemizdeki oyuncuların başına çok gelebilecek olaylar değil. Hele 18 yaşındaki bir oyuncunun karşılaştığı bir görüşme şekli hiç olmamıştır. Olmaz da 100 yılda bir olur bu olaylar. Ve bu Arda'ya nasip oldu. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Arda'yı bugün Türk futboluna kazandıran, elinden onu tutup altyapıya getiren kişiden bugün Real Madrid'e kadar geldiği süreçteki hocalar, kişiler, aileler, ailesi kim varsa hepsini canı gönülden kutlarız. Ve hepsinin de Arda'nın bu gelişiminde, Real Madrid'e gidişinde hepsinde emeği var. Hep söylerler, hep işte Arda'yı ben oynattım, Arda'yı ben buldum, Arda'yı ben bunu söyledim, Arda'yı kulağına fısıldadım. İşte 2017'de Fenerbahçe'ye geldi. Geldikten sonra da adım adım Fenerbahçe'nin ve alt yaş gruplarında hepsinde adım adım yukarı doğru gitti ve şu anda da geldiği yer, taşlandırdığı yerde Real Madrid. Real Madrid'e gidişinin kesinlikle hiç kimseye bir konuşmadan, hiçbir bahane bulmadan öyleydi, böyleydi, kızgındı, kırgındı. Bakın Nuri Şahin Dortmund'dan Real Madrid'e gittiği zaman bütün herkes orada Nuri Şahin'in nasıl taltif ederek başkanından ailesine, arkadaşlarına kadar hepsi Nuri Şahin'e destek vermişti. Ve daha doğrusu bugün Real Madrid'den teklif alıp Real Madrid'e giden bir oyuncunun yaşı ne olursa olsun ki hele Arda 18 yaşında bir oyuncumuz olmasına rağmen çok olgun bir şekilde konuşmalarıyla, hitabıyla ve de ki suratındaki o naif, sempatik haliyle herkesin gönlünde taht kurmuş bir kişi olarak hep beraber onu gözlemliyoruz. Burayı hak eden bir oyuncu olmasını en büyük temennim. Arda'nın işi kolay değil. Hakikaten çok zor. Çünkü baktığımızda orta sahası çok güçlü bir takıma gidiyorsunuz. Dünya takımı, her mevkisindeki oyuncular, kendi milli takımlarındaki oyuncular. Ve o oyuncuların hepsi de bugün Real Madrid'de şans alıyorlar, sıra bekliyorlar, sıra beklemek için gidiyorlar. Valverde, Uruguay sağ orta saha 24 yaşında. Toni Kroos gerçi 33 yaşında belki var ama aralarında mücadele ettikleri Rodrigo, Vinicius bunlar hepsi 22 yaşında Brezilyalı, evet. Uruguaylı oyuncular. Ve bu oyunculara hepsinde rekabet yani ortamına girecek. İnanılmaz. Şimdi Arda'nın işi şöyle zor. Arda bu rekabet ortamında çok büyük bir üstünde sorumluluk var. Var mısın, yok musun Arda? Hı. Varsan bir kere kendini bu rekabete hazırlayacaksın. Bu rekabete nasıl hazırlayacaksın? Bence bu rekabete Real Madrid Başkanı'nın çok güzel bir Arda ile ilgili basın toplantısında bir konuşması var. Arda, bugün sen Real Madrid'lisin. Seni Real Madrid bağrına basıyor. Sen bundan sonra Real Madrid'le çok daha farklı yerlerde olacaksın ve çok büyük bir sorumluluk altında olacaksın. Sen buna var mısın gibilerden ve ailesine kabul ettiğini ifade eden çok güzel ve de alkışlayarak da Arda'yı bugün belki de hiçbir Türk futbolcusuna nasip olmayacak bir şekilde bir başkanla beraber yapılan bir benim gördüğüm bir basın toplantısıydı. Arda'nın yalnız şunu da böyle bir söylemem de lazım. Ben Arda'nın basın toplantısında biraz daha hazırlıklı gelmesini bekliyordum açıkçası. Neden? Arda'nın bir konuşmalarına ve cevapları daha dolu olmasını istiyorum. Ben gönülden Arda'cıyım ve gönülden Arda'nın başarılı olmasını istiyorum. Arda'nın her alanda, her konumda kendini doldurması lazım. Ve kendini geliştirmesi ve eğitmesi lazım. Tabii ki yani 18 yaşında. Ama oraya da onu hazırlayanların da bunu düşünmesi lazım. Ne olurdu mesela? En azından cümlenin sonunda Real Madrid ailesi beni kabul ettiği için teşekkür ederim. Ama bunu İspanyolca söyleyecekti. Ha. İspanyolca diyeceksin. Bir iki İspanyolca. Yani ben bunu girerken hakikaten de şöyle şeyden de baktım. Gracias işte en pardon te Las Torres iki tane bir cümle koyduğun zaman hemen orada daha bir sempati, daha büyük bir hava oluşuyor. Gönlünü kazanırsın. Evet. Hani hepimiz öyle değil miyizdir? Yani burada mesela bir yabancı oyuncu geldiği zaman, bir Türkçe bir laf söylediği zaman hepimizin yüzü gülümser. Tabii. Başka bir hemen içimizde bir güzellik uyandırır. Yani bunlara dikkat etmesin. Gordon Min gibi değil mi? Hep çatır çatır merhaba desin yeter ya. Aynen öyle desin yeter yani. Şey değil, zorlama yani o kadar lafı kurarken. Okuması lazım onu. Tabii ama Gökhan o seviyeye geldiği zaman bir tane bak oraya bir yazı hazırlayıp önüne güzelce konuşacaksın. O konuşmanı hazırlaman lazım. Ama bunu Arda düşünemeyebilir. Bu çok doğal. Bunu kabul ediyorum. Ama oraya onu hazırlayan kişilerin önüne güzel bir en sonunda cümlesinin bütün basın toplantısındaki sorulan soruların cevaplarının altına da bir İspanyolca beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim hepinize deyip kapatması lazımdı. Oradan 2 dakika okuyacak. Neticede bu bir eksik değil yani şey yapmıyorum onu yermek için söylemiyorum. Ekstra, bonus böyle bir, yani. Ama bonus olur. Bunu hazırlamak lazım. Ve bu sadece bizim şu gördüğümüz şeyi şimdi sahanın içinde hazırlaması lazım. Nasıl hazırlayacak hepsini? Kendini bir kere performans antrenörünü bulacak. Fiziksel kalitesini düzeltecek. O fiziksel kalitesini o oradaki oyuncularla, Rodrigo'yla, Vinicius'la, Toni Kroos'la, Valverde'yle onlar da rekabet ortamında oluşabilecek bir fizik kaliteye sahip olması gerekiyor. Yani özetle Arda'nın yolu açık olsun. Arda bizim hepimizin yüzünü güldüren bir Türk oyuncusu olmuştur. Buradan da başarılı çıkacağını ümit ediyorum. Sorulan soruların içerisindeki şeylerden bir tanesi de kiralık gider misin? Hep evet. Genelde o soru bir 2-3 kere falan soruldu. Ama başkanın ve de Ancelotti'nin bu konudaki kiralık gitmeme konusundaki söylemleri, garanti vermesi daha doğru öyle diyelim. Ve bu yüzden de Arda'nın bunun üzerine basa basa da ben kiralık gitmeyeceğim, öyle bir şey düşünmüyorum. Bana da böyle bir teklifle gelinmedi. Ben burada oynamaya geldim demesi zaten her sorunun cevabını vermiş oldu. Evet, Gökhan Keskin ne hissetti? Ne mi hissetti? Çok şey hissetti. Bir kere Türkiye'den Arda'ya teşekkür etmemiz lazım. Hakikaten bir Türk gencinin neler yapabileceğini göstermesi için çok güzel bir örnek oldu. Artık biz böyle şeyleri hayal edemiyorduk. Zamanında bir reklamlar vardı. Reklamda hep hayallerini koyardın. Hep o hayallerine ulaşırdı. Bence Arda bu transferiyle beraber o hayallerden bir tanesini gerçekleştirdi. Bir Türk gencinin Barcelona ve Real Madrid aynı zamanda bakın X bir takımlar değil bunlar. Barcelona ve Real Madrid iki tane devin Las Galas'ı oldu ya. Yani derbisi oldu. Lig başlamadan derbisi oldu. Ve Real Madrid sadece Arda'yı transfer etmedi. Bütün Türkiye'deki kalpleri transfer etti. Biz nasıl şu anda hepimizin kalbi Arda'nın Real Madrid'de göstereceği başarı için, performans için kalbimiz küt atmaya başladı. Şimdiden merak etmeye başladık. Dediği gibi 18 yaşında bir çocuk gitti buradan. Cem Hocam doğru söylüyor. Olması gerektiği gibi söylüyor. Tabii ki daha yeni. Bu çocukken bu hayali kurmuş, sormuşlar işte Fenerbahçe'ye gideceğim. Oradan sonra Avrupa'ya gideceğim. Bence çocuğun vizyonu genişmiş de hazırlamak isteyenlerde bir eksiklik olmuş. Çünkü eksiklik de olmamış diyelim. Neden? 17,5 milyon çıkış parası yazmışlar. Arda bunu 20 milyona yükseltmiş. Bonuslarla beraber 30'a yükseltmiş. Düşünsenize siz doğru düzgün Türkiye Ligi'nde 1,5 sene geçirmeden bir tane bunun örneği Ahmet diye bir genç çocuğumuz vardı. Trabzon'dan Ajax'a giden o da sakatlandı. Evet. Bir onda gördük herhalde. Bir de Arda bir sezon Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe belki 1,5 sezon. Ozan Kava da biraz belki. Evet, Ozan Kava da görmeden ama bu hepsinden genç. Evet. Ve bir anda bakıyorsunuz hayal edemiyorsunuz. O parayı yazdığı zaman kimse o parayı yazana o çıkışma az yazdı demiyor. 17 ya bu ne ya çok yazmışsın dersin. Hakikaten çok yazmışsın dersin. Ben bugün işte buraya gelirken bir düğündeydim. Buradan onlara mutluluk diyelim. Hakikaten Beşiktaş Camii'nde çalışan İpek diye bir kızımız var. Burak diye evlendiler. Beraber oradaydık işte. Öyle Emre mi? Koca da oradaydı. Hasan Arat oradaydı falan. Emirhan İlkan'ı gördüm orada. Heh. Beşiktaş kulübünde. Yarın Torino'ya gidiyor. İşte Sampdoria'ya gitti. Süre bulamadı. Ama Emirhan gördüğüm zaman hala bir çocuk görüyorsun karşısında. Yani futbola istekli, belki nerede olduğunun geçen sene farkında değildi ama her sene tecrübelenecek ve olacak olan bir çocuğumuzu. Ona da söyleyeyim Arda Allah vergisi bir yetenek. Bu futbolcu çalışarak, daha çok çalışarak oralarda kendine yer edecek olan bir Emirhan İlkan. Bu çok önemli. Emirhan İlkan için orada kalıp başarması çok çok önemli. Türkiye'ye her zaman dönebilir. Konuşabildiniz mi hiç? Konuştuk. Yani pişman mı? Böyle bir... Yok, pişmanlıkla bir alakası yok. Sonuçta İtalya'ya zor bir lige gidiyorsunuz. Ve buradan bir şekilde Arda şimdi hepimizden daha rahat. Neden? Çünkü yeteneğinin farkında. Eğer beni Real Madrid istiyorsa, beni Barcelona istiyorsa boş yere istemiyor. Ve birbirlerine düşüyorlarsa boş yere düşmüyorlar. Bendeki bir şeyi görürler. Onu kapmak için uğraşıyorlar. Emirhan bir anda boşa çıktı. Menajerleri yönlendirdi. Bir anda Torino'ya geldi. Torino'da herhalde bir şey gördü ki 4 milyonu verdi. Oradan baktı süre alamıyor. Geçen sene biraz dahaydı Torino. Sampdoria oynasın diye pistinde kiralık verdi. Orada da yeteri kadar zaman bulamadı. Ama çok genç bir oyuncu. Daha 2004'te o da. Önünde uzun zaman olacak. Bu sene Emirhan'dan çok daha fazla şeyler bekleyeceğimiz sene. Önümüzde 2 sene çünkü daha tecrübeli, o ligi daha bilen ve daha kendini hazırlayan bir Emirhan. Ne diyorum? Türkiye'ye dönmesi her zaman kolay. Ama orada kalıp kendini ispat etmesi ve ondan sonra milli takımın ve oynadığı takımın bank oyuncusu olması çok önemli. Arda'da dediğim gibi hayal ettiğiniz zaman 17,5 milyonu yazanlar o zaman ya çok yazdın diyenler olmuştur illaki. Ama şimdi gelinen noktada niye 17,5'da evet, niye daha fazla değil diyoruz. Yo, bence onu yazan normal bir rakam yazmış oraya. Baktığın zaman bir sene oynadıktan sonra bu rakama bir tane Türk oyuncunun gideceğini kolay kolay kimse düşünmez. Evet. Hayal de etmez. Belki bunu çok yakından bilen birisi hayal etmiştir ve 17,5 iyi rakam yazmıştır. Baktığın zaman bu da Fenerbahçe'nin altyapısının, esas Türk futbolunun bir başarısıdır. Bunu biz evet, servis etmeyi bilmiyoruz ama. Arda bugün şöyle hep kendimizi böyle kandırdık şey. Porto'dan gitse hocam, Porto'dan gitse, Benfica'dan gitse 17 yerine 37'ye giderdi herhalde. Gökhan, sana da sorarlar mı? Genelde hep bana şöyle bir soru gelir hep. Hocam altyapıda kimse var mı? Hocam kimse var mı? İşte orada ya olmaz mı? Var. Evet. Türkiye'deki problem yetenekle değil, yeteneği geliştirmede problemimiz var. Yani yetenek var, her yerde var, gerçekten var. Bu yeteneği geliştirirken, sadece geliştirirken nasıl bir çiçeği alırsın, işte öncelikle filizi, fidesi büyütürsün, saksısını değiştirirsin, daha farklı bir saksıya koyarsın, sulamasını, aşısını, vitaminini koy. Aynen bu nadide bir çiçek gibi genç oyuncuya da böyle bakmak lazım. Hocam çok yetenekli gençler. Ümit milli takımı seyrettik, en son maçını işte seyrettik. Bayern Münih'in altyapısında oynayan bir tane genç çocuğumuz var. Büyük ihtimal bizimkiler almaya çalışır mı çalışmaz mı bilmem ama gelecekte hakikaten o da çok büyük yıldızlardan biri. Bayern Münih'in altyapısında oynamak o kadar kolay bir iş değil. Tabii ki. İşte bugün Suat Serdarlar gündeme geliyor. Suat Serdar'a baktığın zaman Schalke'de çok önemli oyunculardan evet, bir tanesiydi. Alman milli takımını tercih etti. Gitti, oynadı. Hala oynuyor. Şu anda göz önünde. Esasında biz oralara girecek olursak o kadar fazla oyuncu var ki. Var. O kadar yani bu ülkede doğmasa bile, belki doğsa bile bunu takip edilen, devamlı şekilde izlenen oyuncular var. Önemli olan bu oyuncuları bulduğun zaman alabilmek ve oynatabilmek. Biz bazen alıyoruz, oynatmayı bilmiyoruz. Beceremiyoruz daha doğrusu. İşte, onu geliştirmekte sıkıntımız var. Aynı senin söylediğine geliyor hocam. O oyuncuları süre vererek hazırlaman evet, lazım. Şimdi Arda, hocalar dedi ki teknik açıdan süper ama fizik açıdan yetersiz. Tamam, fizik açıdan yetersiz olduğunu biz de görüyoruz. Çocuk da görüyor ama sen bunu oynatarak geliştireceksin. Bir 15 dakika, 10 dakika, 20 dakika... Yani sonucu aldığın zaman bile bu çocukların oynaması lazım. Hı hı. Beşiktaş takımında ne oldu? Semih Kılıçsoy çıktı. Kaç dakika oynadı? 15 dakika, 20 dakika. Bir şey var ama hedefe doğru giden takımda veya maç kazanmak gibi bir hedefi olan bir takımda süre bulmuyor. Çocuk oynamazsa, bu ligde kendini görmezse, rakiplerini görmezse, hala altyapıdaki oynayış tarzıyla kalırsa gelişme sağlayamaz zaten. Aynen. Orada kalmaya mahkum. O gider oradan ikincilikte bile oynayamaz. Ben Beşiktaş altyapısından bir sürü oyuncunun 3. ligden gidip geri döndüğünü biliyorum. Oynamadan gidiyor. Bu kadar yetenekli. Futbolu bırakanlar var ya. Öyle. Evet. Biz yetiştirmeyi bilmiyoruz. Bak burada diyorum Arda bir sene oynadı. Bir sene içinde yollandığı para Fenerbahçe'de şansı buldu. Seyirci baskısıyla olsun, işte basım aracılığıyla olsun. Bir takım baskılardan sonra oynadı, süre buldu. Yeteneği de vardı. Bunu çok iyi değerlendirdi. 17,5 az bir rakam değil. Türkiye'de hakikaten yurt dışı bir futbolcu için az bir rakam değil. Ve çocuk onu belki o zaman hayal ettirmedi Ama şimdi onunla bir mukavele yapsan 40 milyondan aşağı yapmazsın. Sadece o değil. Mesela yapmış olduğu bonuslarda da 30 milyona çıkan bir rakam var. Başka bir şey daha var. O da çok önemli. Onu da aslında bir aldığım notların içerisinde var. %20 de senin bir transferde bir payın var. Tabii. Bir sonraki satıştan. Bir sonraki satıştan. Herkes diyor ki ya Arda zaten orada 5 sene 6 sene mukavelesi var. Ama 6 sene içerisinde gitme şansı da var. O da olabilir. Mesela giden oyunculara bakar mısın? Bak, Casemiro 71 milyona Madrid'e gitmiş. Varane 40 milyona Manchester United'a gitmiş. Odegaard 35 milyona Arsenal'e gitmiş. Hakimi 43 milyona Inter'e gitmiş. Regulej 30 milyona Tottenham'a gitmiş. Kovac, Laurent, Hernandez, Thomas, Cristiano Ronaldo'yu saymıyorum bile. Hocam bir virgül koyalım, sıcak bir gelişme var. Suudi Arabistan basınından Joao Pedro iddiası. El Haleş Fenerbahçe ile görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği şeklinde bir haber vermiş. Şu anda Joao Pedro'nun da Suudi Arabistan'a transferi söz konusu. Tabii Fenerbahçe'de çok sayıda santrafor var, golcü var. Biraz orada kadronun daraltılması gerekiyor. Böyle bir gelişme var şu anda. Sevindirici bir haber verdi. Sevindirici bir haber verdi. Olarak mı aldınız? Arda'nın gitmesi üzüyor mesela. Ama Joao Pedro'nun gitmesi... Sen beni kesince üzüldüm vallahi. Şimdi sevindim açıkçası. Sevindim. Güzel bir haber. Güzel bir haber. O bölgedeki Fenerbahçe santrafor bölgesi, daha doğrusu golcülerin olduğu bölgede bir şişkinlik vardı. Joao Pedro'da kariyeri belki iyi bir kariyere sahip olabilir ama Fenerbahçe'deki verimi iyi değil. Herkesin de gitmesi taraftarıydı açıkçası. Eğer böyle bir Arabistan takımının da hamlesi varsa hemen hallolmasında yarar var. Tabii normalde Türk takımlarının transfer etmeyi düşündüğü oyunculara teklif yapıp aldıklarında hoşumuza gitmiyor ama işte bu haber Fenerbahçelilerin hoşuna gidebilir yani. Bu haber hakikaten sevindirici bir haber. Neden? Fenerbahçe Ceko'yu aldı. Baktığın zaman önümüzdeki sene İsmail Hoca Ceko'suz bir kadro kurması mümkün değil. Sakatlık falan olmadıktan sonra. Onun yanında Batshuayi var. Batshuayi var. 2 numara demeyelim. Yani belki beraber oynayacaklar. Yani Batshuayi de o kadroda devamlı şekilde oynayacak. Onun peşine Serdar Dursun var. Ki İsmail Hoca da tutar onu. İsmail Hoca ile beraber bir çıkış yapan. Onun peşine Umut Nayır'la ilgileniyorlar. Milli takımımızın son zamanlardaki sakatlıklardan sonra oynayan ve onları da aratmayan, oynamayanları aratmayan bir oyuncu konumunda. Baktığı zaman alternatifi diğer oyuncuları saymıyorum. Yani gole yönelik ofansif oynayan oyuncular. Sadece santrafor mevkinde oynayacak 3 tane oyuncudan bahsediyorum. Joao Pedro tamam. İyi oyuncudu Cenova'da. Bir şeyler yaptı. Cenova takımı küme düştü. Oradan geldi. Fenerbahçe'de büyük bir sakatlık geçirdi. Tabii ki biz bunu istemezdik. Cagliari'de. Cagliari'de. Yani verdiği verim yok. Verdiği verim olmayınca da gittiği zaman bir şey fark etmiyor. Çünkü oynadığını görmedik. Sonradan girdi, birkaç maç gol attı. Muhteşem asistlerle, yani asist öyle güzel yaptılar ki bu koşarken ayağına çarptı gol oldu. Koşarken ayağına çarptı gol oldu. Haneye yazıldı gol diye. Yani sakatlanmasaydı diyorlar ya hocam, ama sakatlanana kadar da uçup kaçmıyordu. Hani o sakatlığı bir bahane olarak şey yapmayalım. Ya sonuçta kim aldı bunu? Jesus mu aldı? Evet, 4.700.000 euro. 4.700.000 Jesus aldı ama iyileştikten sonra bile çok az süre verdi. Evet. Yani Fenerbahçe için bir kayıp değil, aksine eli rahatlayacak diye düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim evet. Peki şimdi böyle bir gelişme var. Tabii gelmesi muhtemel olan isimleri de konuşacağız. Umut Nayır'la ilgili Galatasaray'ın da devreye girdiği iddiası vardı ama herhalde Fenerbahçe şu anda elini çabuk tutmaya çalışıyor ve Umut Nayır büyük ihtimalle Fenerbahçe forması giyecek gibi duruyor. Ona geleceğiz ama az önce Arda'yı konuşuyorduk. En pahalı transferler Türkiye'den, ligimizden, işte Türk olsun, yabancı olsun, Avrupa'daki takımlara giden en pahalı oyuncular. Bununla ilgili bir top 10 listesi yaptık. Bonuslar hariç burada. Normal bonservisten bahsediyoruz. Cenk Tosun, Everton 22 milyon euro. Elvir Balic, o da gerçekten enteresan bir hikayeydi. Bursaspor'dan Fenerbahçe, oradan Real Madrid 21 milyon euro. Arda 20 milyon euro, Kim Min-jae 18 milyon euro Napoli şeklinde böyle bir liste var. Şu dikkatimizi çekti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Top 10'da 6 transfer Fenerbahçe'den olmuş. Yani en pahalı transferleri Fenerbahçe yapmış şu ana kadar. Yani göndermiş. Bir şey söyleyebilir miyim? 2019'da Galatasaray şampiyon olduğu zaman Fenerbahçe Elif Elmas'ı 17 milyona verdi. Hı hı. 2021'de Beşiktaş şampiyon olduğu zaman Vedat Muriç'i 21 milyon euroya veriyor. 2022'de Trabzon şampiyon olduğu zaman Kim Min-jae'yi Fenerbahçe 20 küsür milyona veriyor. Hı hı. 18 milyona veriyor, özür dilerim. 2022'de Galatasaray şampiyon oluyor. Arda Güler 30 milyona gidiyor. Ve bu saydığım bütün yıllarda Fenerbahçe'nin hiçbir şampiyonluğu yok. Ve oyuncuları müthiş bir şekilde transferle Avrupa'nın kapısını açıyorlar ve çıkıyorlar. Talep görüyorlar. Ama aynı zamanda da şampiyon olan takımların kadrolarından hiçbir tane giden oyuncu yok. Çok ilginç. Evet. Şampiyonlar Ligi'ne saklı hocam onlar. Şampiyonlar Ligi'ne kadroyu bozmuyoruz. Aksine takviye yapıyorsun. Yani belki öyle bakmak lazım. Yani Fenerbahçe'den giden oyuncuları o sıra tutmak mümkün değil. Yani Kim Min-jae belki geçen sene tutsak şampiyon olacak. Ama yani Napoli yerine Beşiktaş Fenerbahçe şampiyon olabilir. Şimdi Kim Min-jae geldiği zaman mukavelesinde zaten öncelikle Avrupa'dan teklif alırsa gitme maddesi koymuş zaten. Hocam, onu koymuş. İşte, yani aslında bu da oyuncunun kendine ne kadar güveni olduğunu gösterir. Kesin yani zaten artık yeni biraz yani büyük takımlarımız oyuncu olduğu zaman bunun illaki gideri var. Yani eğer genç oyuncularsa bir şekilde bir sonra transfer hakkı var. Bunu biliyorlar zaten. Şimdi mukaveleleri hazırlarken menajerleri de sonuçta bunların üzerinden para kazandığı için onu da gördüğü zaman mukaveleleri bu şekilde yapıyorlar. Çıkış maddesi koyup hayal ediyorlar. Onlar belki daha iyi hayal ediyor. Bizim oyuncumuza bu kadar parayı verirler diyor. O çıkış maddesini yazıyor, parayı koyduruyor. Ondan sonra oyuncunun elinde her şey. Evet. Şimdi diğer az önceki listeyi bir kere daha ekrana verebilirsek orada çoğu transfer biraz daha güncel, yakın. Ama Balic zamanı 99'da 21 milyon euroya gitmişti. Müthiş, çok şu anda bir ekonomik bir ne derler araştırma yapmışlar. Yani hesaplama, dengeleme o dönemki pound, bu dönemki pound, o dönemki euro, bu dönemki euro. Şu anda 89 milyon euroya denk geliyormuş mesela. Balic'in gidişi. Yok, ona yakın rakamda olan Hanri'nin gidişi. Balic'inkini de işte diyelim ki 80 diyelim yani. O ona denk geliyormuş. Yani o kıstasa vurduğun zaman, ekonomik şeye girdiğin zaman o paralara denk geliyor. Kiminkine denk geliyor? Thierry Henry'nin o dönemki yani transferine denk geliyormuş. Yani böyle bir durum var. Tabii o biraz ekonomik. Evet, dünyadaki yani ekonomik dalgalanmanın o dönemki kur aynı değil, şimdiki aynı tabii. Değil. Yani. Çok arada fark var. Saymayalım. Mesela oyuncu transferler hakikaten çok ekstrem. Bir de Premier Lig'e sokmaya lüzum yok. İşte Chelsea'de İngiltere milli takımın oyuncusu vardı. Süre bulamadı. Mason Mount. Manchester United aldı. 63 milyon. Oralarda yani, 50'den aşağı bir şey yok zaten. Yok 63 milyon ve Mason Mount o parayı eder. O değeri eder esasında. Ama Chelsea'de süre bulamadı. Oynatmadılar. Yani belli İngiltere milli takımı oynadı. Her şeyi yaptı. Genç de çok genç de bir oyuncu. Manchester United boş yere vermiyor. Yani nihayet doğru transferler yapmaya başladı Manchester United. Evet, yalnız Chelsea bu sene inanılmaz neredeyse 1 milyar euroya yakın para harcadılar. Hala harcamaya devam ediyor. Oldular, 10 küsürüncü oldular yani. Ama çok da adam veriyorlar değil mi? Evet. Şimdi Umut Nayır'ı bir konuşalım istiyorum. Umut Nayır'ın tercih edilmesi Fenerbahçe'de acaba yani neden? Ya bence Serdar büyük ihtimal yedek kalacak yani o açıdan söylüyorum. Yoksa milli futbolcu bu sezon müthiş rakamlar yakalamış. Yani Türk milli takımında süre alıyorsa, şans buluyorsa ben o oyuncunun oynamasından yanayım açıkçası. Çünkü milli takımda gerçekten o bölgede sıkıntı var. O bölgede sıkıntı olan oyuncunun oynaması lazım. Umut da iyi bir oyuncu. Oynayabileceği bir takımda olması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de de eskiden biliyorsunuz Semih Şentürk vardı. Yedekten gelerek gol kralı oldu yani. De oradaki performansı bugün Semih'i Fenerbahçe'nin tarihine yazdıran performans gösterdi. Umut Nayır da kenardan gelerek Fenerbahçe'ye katkı yapacak golleriyle oynadığı performansıyla zaman zaman konuşurken Serdar Dursun'la belki mukayese ediliyor ama çok farklı özelliklere sahip aslında bence. Sırt koşularını yapan, mücadele gücü daha yüksek. Hava topları da iyi. Orada tabii Serdar Dursun'la mukayese etmek belki çok doğru bir hamle değil ama Serdar Dursun'u bence eğer elden çıkarsa o bölgedeki bir Türk oyuncu eksikliğini gidermek için Umut Nayır'ı düşünmüş olabilirler. Evet. Gökhan Keskin ya, o planlamaları tabii bilmek lazım. Yani bir de bizim bilmediğimiz o planların gelişmesiyle ilgili nasıl bir hamleler düşünüyorlar. Onlar önemli. Transfer gerçekten çok önemli. Sevgili Onur, şimdi uzun bir zaman var gibi görünüyor. Bakıyorsun bazı takımlarda bir hareket var, isimler var, medyatik bir sürü isimler düşüyor ama neticelen yok, imza yok. Ve bunların içinde bence takımlar biraz da hani bir laf vardır ya, sezon açılışında çok yüksek başlar bütün fiyatlar. Sezon geçtikçe yavaş yavaş dumpingler başlar, düşüşler başlar. %20'ler, %30'lar akşam pazarına döner. Biraz da zaten takımlar fırsat transferini bekliyor diye düşünüyorum açıkçası. Evet, Beşiktaş tecrübesi var, büyük takım tecrübesi var, milli takım tecrübesi var. Umut Nayır'la Beşiktaş'tayken çalışma şansına sahip oldum. Gerçekten bir kere iş disiplini olsun, oyun karakteri olsun, sahaya koyduğunuz zaman elinden gelenin maksimumunu veren, arkadaşlarla iyi geçinen pozitif bir oyuncudur. Beşiktaş'tan sonra yurt dışına Hajduk Split'e gitti. Yani yurt dışı deneyimini kazandı. Oradan geldi. Giresun'a gitti. Geçen sene küme düşen Ümraniyespor'da küme düşmemek için çırpınan oyuncuların başındaydı. Zaten orada gösterdiği performansı da milli takıma seçildi. Milli takımlara baktığı zaman gol attı. Umut Nayır'ı ne zaman koyarsanız koyun oyuna devamlı şekilde bir beklentiniz oluyor. Büyük takımlar için banko demek kolay değil. Çünkü oraya hep isim isteniyor. İşte kim var? Galatasaray Icardi'yi bekliyor. İşte Fenerbahçe Ceko'yu aldı. Beşiktaş Abubakar'ı var. Yani kendini ispatlamış bir Cenk bile Abubakar'dan sonra geliyor. Bunlar çünkü. Umut Nayır da şu anda o pozisyonda olan oyunculardan biri. Ben yerli oyuncu olarak eğer bir takım çalıştırsaydım her takımda görmek isteyeceğim oyunculardan bir tanesi. Milli takımı dedim ya, çıktı sahaya. Sakat oynadı biliyorsun. Evet. Burnunda problem varken çıktı, golünü de attı. Allah yolunu açık etsin. Ben hangi takım alırsa kazanacağı düşündüğüm, oynamasa bile takımı bozmayan, aksine birlikte olmak için, oynayanları motive etmek için elinden geleni yapan bir oyuncu konumunda. Böyle oyunculara ihtiyacı pozitif var takımın. Çocuk, evet. Çok pozitif. Evet. Bu arada Zaha ile ilgili bir sıcak gelişme var sevgili seyirciler. Onu hemen sizlerle paylaşalım. Biliyorsunuz Zaha'ya Suudi Arabistan kulübü El Nasır gerçekten iyi bir teklifte bulunmuştu. Ama İngiliz basınına düşen habere göre Wilfried Zaha El Nasır'ın teklifini resmen reddetti. Yani Suudi Arabistan'a gitmiyor Zaha. İngiliz basınından bundan birkaç saat önce de bir başka haber daha gelmişti Guardian'dan. 10 milyon pound... 4 yıllık sözleşme Crystal Palace'la yeniden anlaşacağına yönelik haberler var. Şimdi Fenerbahçe'nin ya da herhangi bir Türk takımının bu parayı vermesi mümkün değil, için açık konuşalım. O yüzden gözüken o ki İngilizler de öyle diyor. Büyük ihtimalle Crystal Palace'ta kalacakmış. Ya ben açıkçası Fenerbahçe'den belki bizim de ismini telaffuz etmediğimiz bir önemli transferler bekliyorum. Sadece ben beklemiyorum açıkçası. Yani taraftarın beklentisi o düzeyde. Arda'nın bu kadar gündem olduğu, Arda'nın bu kadar çok konuşulduğu ve Arda'nın yerine gerçekten iyi bir oyuncunun, iyi bir 10 numaranın alınmasının şart olduğu bir dönemde Fenerbahçe'ninki Sayın Başkan Ali Koç'un da ifadesine göre kongrede söylediği nokta transferlerimizi daha kaliteli, daha iyi oyuncular alacağımızın imajını çizmesi. Herkesin beklentisi bu yönde. Ben Sayın Ali Koç'un da böyle beklediğini ama iyi bir transferler yapacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü sadece bende değil, dediğim gibi yani taraftarın, tribünün, camianın beklentisi o şekilde. Çünkü camia yeni sezon için heyecanlanmak istiyor. Takım bunu hissetmek istiyor. İsmail Kartal'la başlayan 5. senede Fenerbahçe'nin şampiyon olması gerektiğini artık herkes biliyor. Ve bu İsmail Kartal'ın işini bu baskı ve bu düşünce işini çok zorlaştırıyor ve daha doğrusu işinin kolay olmadığını gösteriyor. İsmail Kartal'ı hepimiz çok konuşuyoruz ve hepimiz de çok seviyoruz ve de özellikle de benim takım arkadaşım, ben de başarılı olmasını istiyorum. Fenerbahçe camiasında önemli bir yer tuttu. Ama İsmail Kartal'ı daha yukarılara taşımamız lazım. Kendisinin de buna gayret etmesi lazım. Sayın Başkan'ın, yönetimin o değeri verdiğini, onu daha parlatmak lazım. Fenerbahçeli oyuncuların üzerine çıkarmak lazım İsmail Kartal'ı. Bence bunların yapılması Fenerbahçe'nin şampiyonluktaki o ruhu yakalaması açısından iyi, önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. İsmail Kartal'la beraber bu lafları döndürürken tabii ki oradaki transferlerin önemi ve herkesin beklentisi, ne olursa olsun İsmail Kartal önemli bir isimdi ama herkesin beklentisi, sevgili Onur, iyi transfer. Hani eskidenlerde ya bir şeyler basında çok yazardı, Gökhan da hatırlar. Transfer bombaları geliyor, işte bombalar geliyor diye. Tabiri caizse Fenerbahçe tribünleri transfer bombalarını bekliyor açacağız. Bu arada 20 milyon euro teklif edilmiş El Nasır tarafından. Fransa basını yazmış bunu da. 3 yıllık yani 60 milyon euroyu kabul etmemiş. Paris Saint-Germain'in de devrede olduğu söyleniyor. Fransa basında çıkan habere göre. Zaha tabii ki gelirse iyi bir transfer olur mu diye sormuş. O soru biraz saçma olur ama acaba alabilir mi Fenerbahçe? Gelmek istiyorsa kendi Fenerbahçe yani bir sakınca görmez. Şimdi Zaha fil dişi sahilli bir oyuncu. Baktığın zaman yaşı da esasında tecrübeli, olgunlaşmış da bir oyuncu. Böyle bir oyuncuyu almak her takıma nasip olmaz. Kolay iş de değil. Yani evet. Crystal Palace dedim, akla gelen ilk oyuncudur Zaha. Ve evet, önemli bir oyuncudur. Hatta Crystal Palace yani herhalde sözleşmesi bitti. Bırakmak istemiyor ve her şeyi yapıyor kalması için. Yani bütün imkanlarını söylüyor, bütün imkanlarını zorlayarak kalmasını istiyor. Öbür taraftan Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddetmesi, herhalde Premier Lig'de kalmak istiyor. Çünkü buradan diyorsun 20 milyonluk bir teklif var. Crystal Palace 10 milyonluk bir teklif veriyor. Fenerbahçe ne verecek de inkar edecek. Yani Fenerbahçe'nin 5-6 civarı söyleniyor yani maksimum. Yani bence şu anda bir hayal kuruluyor. Yani acaba gelir mi? Oyuncunun kendi içinden gelecek. Paraya falan da önem vermeyecek. Tamam ben gideyim bir değişik ülkede top oynayayım diyecek. Bence de zor. Yani Crystal Palace 10 milyon veriyorsa senin onu buraya getirmen için en az 15 vermen lazım. Yani. Öyle bir güçte potansiyel de yok. Yani Galatasaray Icardi imkanları zorluyor. 8'de 10'a çıkacak belki. Yine 15'e çıkma olasılığı yok. Yani evet. Çıktığın an o zaman tastara topla, kulübün anahtarını ver aldığın oyuncuya, sen kenarda otur. Bir de bir harcama limitleri diye bir şey var. O zaman harcama limitlerinin üstüne çıkacaksın. Onu teknik olarak bilançonu nasıl oturtacaksın? Ya da oyuncu satacaksın. Ya da oyuncu satacaksın. Yüzdeleri var. Ya bu tip oyuncuları getirmek için Gökhan ancak şöyle olabilir. Bir sponsorluklar, bir özel anlaşmalar, bir özel dışarıdan katkılarla, bunların bir transfer teknikleri var. Bunları devreye sokarak ancak getirebilirsin. Yoksa Fenerbahçe veyahut da herhangi bir Türk kulübü bu seviyedeki, bu kalibredeki oyuncuları böyle kendi kasasından karşılayamaz. Hocam hiçbir oyuncu, hiçbir takımdan büyük değil. Eğer siz bir oyuncu için fedakarlık yapıyorsanız bir sene yaparsınız, ikinci sene kepenki kapatırsınız. Nasıl? Şimdi oyuncu işte Paris Saint-Germain Mbappe için uğraşıyor değil mi? Kalife işte diyor ki imzala diyor. Önümüzdeki sene biz bu kadar değer verdiğimiz bir oyuncuyu önümüzdeki sene sözleşmesi bitiyor. Sözleşmesi bitip yani başka tarafa biz de kazanmak istiyoruz diyor. Şartlarını sunuyor. Onun peşinde diyor ki hiçbir takım, hiçbir oyuncu takımdan büyük değil. Ya atacak imzayı ya da bekleyecek, şu anda problem yaşıyor. Burada da aynı şey. Belki bir tane oyuncu alabilirsiniz. Seyircinizi o an mutlu edebilirsiniz. Ama bütün dengeleri, balansları bozarsınız. Bütün dengeler alt üst olur. Yarın bir gün en ufak bir çatırtıda takımı toparlayamazsın. Evet hocam, şimdi biz parayı konuşuyoruz ama şu da var. 2 Temmuz'da evlendi, bir hafta önce. Şimdi belki eşi diyecek ki biz devam edelim Londra'da yaşamaya. Yengeyi ikna etmek lazım. Yani o da önemli değil mi? Mesela Redmond'u Beşiktaş almaya çalışıyor yeniden ama işte eşi doğum yaptı. Eşi doğum yaptı. Ya problem çıkıyor diye dedim, hani haklı olarak şimdi doğum yaptığı için o da İngiltere'de kalmak istiyor vesaire. Zaha'nın da eşinin daha yeni evlendiği için kararı önemli aslında. Gökhan, acaba kulüpler artık böyle yabancı futbolcu transferinde ikna odaları mı ya özel kurması lazım? Hani hocam, böyle zaten öyle daha çok eşleri ve de aileyi ikna etmek için hani bir ikna odaları mı? Hocam o da yok o da bir departmanı kurulması mı gerekecek acaba? O da bir strateji biliyorsunuz. Çünkü yabancı oyuncu transfer ettiğiniz zaman ilk önce eşi geliyor, İstanbul'u yani gezdiriyorsunuz bir o şehri. Genelde de böyle yabancı dil bilen yönetici eşleri falan olur, devreye girer. Ya alırsa İstanbul'a geldi mesela. İşte bir tekneyle Boğaz'ı gösteriyorsun. Tarihi yerleri, güzel yerleri. İstanbul'a gelip de beğenmemek mümkünatı yok zaten. Mümkünatı yok. O sıra geliyor, yengeyi ikna edersiniz, oyuncuyu ikna etme şansınız daha da artıyor. Van Danara gelmişti Icardi'den önce. Ha, bir de menajerlik mesela tarafına başlarlarsa o zaman Van Danara menajer olarak geldi herhalde. Ama sonuçta eşi, hani önce bir onu çağırmışlardı. Ama Zaha'nın da eşi evlenip hemen menajer mi oluyor, öyle mi oluyor? Hocam bu iş böyle artık. Yani iyi oyuncu varsa onun menajeri aileden biri oluyor. Yani bu artık gayet normal yani. Neymar, Messi bakıyorsun hepsinin babası, evet, işte menajerler, babalar veya abisi veya bir yakını bir şekilde bunlar artık bu normal. Olmazsa, Türkiye'de de aynı yani. Olmazsa olmaz bir transfer mi Zaha veya Zaha tarzı bir futbolcu Fenerbahçe'de? Yani önceliği Zaha gibi mi oyuncu mu Fenerbahçe'de? Önceliği Fenerbahçe'nin bir kere kaliteli bir stoper. Öncelikle kaliteli bir stoper. Altay İrfan Can Eğribat arasındaki bir kaleci, yabancı kaleci de olabilirse ki araştırdıklarını da biliyorum. O da öncelikli diye düşünüyorum ama eğer böyle kanatta o forvet özellikleri olan bir iyi bir isim, kalibreli bir isim Fenerbahçe'nin tribünlerini heyecanlandırır. Evet hocam, bu arada tabii ki diğer kulüplerimizde de önemli transferler oluyor. Pendikspor bugün 3. transferini açıkladı. Nuno Sequeira, Emre Taşdemir'den sonra Halil Akbunar'la anlaşıldı. Pendikspor'da şu anda iyi bir kadro kurmaya çalışıyor. Halil Akbunar da sonuçta tecrübeli, önemli bir oyuncu. Göztepe, sonrasında yurt dışı tecrübesinden sonra tekrar Türkiye'ye döndü. 3. transferi oldu. Pendikspor'un Süper Lig'in yeni takımının. Sekere sol bek, Emre Taşdemir sol bek, 2 sol bek, üstüne bir de kanat oyuncusu Halil Akbunar. Valla Halil deneyimli bir oyuncu. Özellikle de ligde yeni ısınmaya başlayan, yeni çıkan takımlara Halil Akbunar uyar. Öncelikle de Pendikspor takımı Süper Lig'e çıktığındaki performansını öncelikle bir tebrik edelim tekrar. Ama evet, hoş geldin diyelim tekrar. Ligde kalabilmesi, ligde tutunabilmesi için öncelikle transfer düşüncelerini iyi oturtması lazım. Kalması lazım Pendikspor'un öncelikle, tutunması lazım, tecrübe edinmesi lazım. Tecrübe edinmesi için de iyi bir kadro kuracak. Halil Akbunar Pendikspor'a uyar ve aynı zamanda da Pendikspor'a 3 tane değil, en az bir 8-10 tane daha bir oyuncu lazım. Aslında bu da Türk futbolunda bir acı gerçeği. Süper Lig ile TFF 1. Lig arasındaki bir uçurumun ne kadar fazla olduğunu gösterir. Evet. Ve o yüzden de her gelen TFF 1. Liginden gelen bütün takımlar hepsi minimum 10-12 tane futbolcu alarak, transfer yaparak lige başlıyorlar. Genelde de asansör takımı tabir edilir. Yani tekrar düşme eğiliminde bulunuyorlar. Bu yüzden öncelikle çıkan takımların tek bir amacı olmalı. Ligde tecrübe kazanıp orta sıralarda mümkün olduğuysa da düşmemeye gayret eden bir tutum içerisinde olmaları gerekiyor. Evet, bundan 4-5 saat önce başlıyoruz diye bir tweet atmışlardı. 3 transfer açıkladılar. Yine programımız sırasında bu transferlerin devamı gelirse sizlerle paylaşacağız. Çıkana kadar 6-7 olmasın? Olabilir. Daha ne kadar? 1 saat 10 dakikamız var. Bakalım bir transfer daha olursa programımızda renklendirmiş olurlar. Halil Akbunar'ı nasıl buluyorsunuz hocam? Göztepe'den iyi işler yaptı hakikaten. Yani gidişatı çok iyiydi. Yurt dışına transfer oldu. Belçika'da istediği kadar süre bulamadı. Sonra döndü. İkinci yarı Eyüp Spor'da Eyüp Spor istenenini veremedi. Esasında oyuncu performanslarına baktığımız zaman Eyüp Spor o performansı bir türlü göstermedi. Açık ara liderken herkes bir düştü orada. Herkes bir anda düştü. O ara playoff'tan çıkma şansı oldu. Onu da değerlendiremedi. Burada Halil'den beklentiler daha yüksekti. Ama sonuçta Halil'e baktığın zaman milli takımın geniş havuzunda olan, görev verildiği zaman mevkisindeki iyi oyunculardan bir tanesi. Her takım Halil gibi oyuncuları ister. Ama o transfer olduktan sonra artık konsantrasyonu transfer olduğu takımın lehine kullanması çok önemli. Bütün her şeyi unutup tekrar sıfırdan başlayıp önemli olan bundan sonra, yani imzadan sonra göstereceği performans imzaladığı takım için. Peki şimdi Icardi ile ilgili Galatasaray'ın teklifi yükseltmesi var. Beşiktaş'ta Suat Serdar, Tayfur Bingöl, Halil Dervişoğlu, Trabzonspor'un oynadığı maçın özetini, Hajduk Split maçının özetini yayınlayacağız. Hepsini bu bölümü noktalayalım reklamların ardından. Hatta reklamdan önce de Ángeliño'nun gol ve asistleri var. Onların ardından tüm bu söylediklerimi sizlerle paylaşacağız. Ayrılmayın. Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Ángeliño'nun gollerini ve asistlerini sizlerle paylaşmış olduk. Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir transferdi. İlk bölümde bu gelişmeyi sizlere aktarmıştık. Ve şimdi geçelim Icardi'ye. Galatasaray yönetimi Icardi'ye yaptığı teklifi biraz daha yükseltti. Bazı bonuslar ekledi ve yaklaşık 10 milyon euroya kadar çıkması bekleniyor Galatasaray'ın. Ama şöyle bir baktığımızda neredeyse 300 milyon TL yakında bir para ediyor. Altından kalkması zor büyük değil mi hocam? Ya demin işte dillendirdiğimiz rakamlara aynen kulüpleri Galatasaray'da bundan nasibini alıyor. Icardi konusunda. Icardi'nin transfer boyutlarının Türkiye'deki kulüplerin aştığını düşünüyorum. Ama Galatasaray'da tabii şampiyonluktaki çok büyük bir paydan dolayı da taraftarların gönlünde büyük bir taht kuran Icardi'nin kesinlikle Galatasaray yönetimi, camiası hepsi onu takıma kazandırmak, tekrar takımda tutabilmek için var gücüyle çalışıyorlar. Ama az önce yayında da ifade ettiğim gibi bu kalibredeki oyuncuları tutmak için başka bir enstrümanlar bulmak lazım. Kulüplerin tek başına bu kadar borç altındayken özellikle de takımdaki fiyat dengesini bir arada tutmak için de büyük bir çaba sarf etmeleri gerekiyor. Ama bunları tek başına halletmeleri kolay değil. Bu yüzden de başka bir enstrümanlar, başka bir sponsorlar, başka bir anlaşmalarla bu kalibredeki, bu yüksek meblağdaki oyuncuları ancak öyle tutabilirler diye düşünüyorum. Evet, Icardi transferiyle ilgili... Ya onun teknik boyutunu konuşmamıza gerek yok yani. Artık çünkü hem çok artık hepimiz her programda hep aynı şeyleri konuşmaya gerek yok. Ama onun esasında Galatasaray'a kazandırılması, Galatasaray'a tutulması en önemli hamle olarak düşünüyorum ben. Okan Burak'a soruldu Hull City maçı sonrasında Gökhan Hocam. O da kısa süre içinde aramızda olacağına ben inanıyorum dedi. İnanmak istiyor. Sonuçta geçen sene şampiyonluğun en önemli oyuncusu. Galatasaray seyircisi her şeyden fazla Icardi gelecek mi gelmeyecek mi onu merak ediyor. Evet. Şu andaki ortamda herkes geleceğine inanmak istiyor ama kolay olmadığını da biliyor. Baktığın zaman 10 milyon eurolardan bahsediyorsun. 10 milyon eurolar yani bir oyuncuya vereceğim astronomik rakamlar ve bu rakamların çıkması için yani Galatasaray'ın direkt Şampiyonlar Ligi'ne gruplarına kalması lazım ve gitmesi lazım. Yani az maliyet değil. Özellikle Türkiye'deki kulüplerin ekonomik yapısına baktığımız zaman. Şimdi önemli bir oyuncu. Okan Hoca geçen sene ne kadar faydalı olduğunun farkında. Bu tarz oyuncular seyirci için, yönetim için, takım arkadaşları bile için önemli ama iyi gidilmesi şartıyla. Kötü gidildiği zaman hakikaten her şey dert oluyor ondan sonra. Geçen sene gösterdiği performansı Icardi'nin aynı şekilde göstermesi lazım. Yani beklentileri bu verilecek astronomik ücretlerle daha da artacağına inanıyorum ben. Evet. Tabii şu da var. Jesus'un takımı El Hilal Icardi'ye önemli bir teklif yapmıştı. Yine çok yüklü bir para ama bugün çıkan habere göre Jesus'un teklifini El Hilal'in teklifini reddetmiş Icardi. Fenerbahçe en iyi faydalı işi yapacaktı ama Icardi alarak Değil mi yani Galatasaray'ın nihayet bir derbi maç alıyor gibi olacaktı yani. Bu da güzel bir bakış açısı, doğru. Güzel bir şekilde Jorge Jesus Fenerbahçe'ye kıyanı yapacak. Tabii gider ayak. Hı-hı. Bu arada Jesus da 10 milyon euro alacak. Yani brüttür o ya. Brüt müdür bilmiyorum. Suudi Arabistan'da Türkiye'de de ona net yakın, olabilir. Evet. Türkiye'de de ona yakın aldı zaten. Tabii. Yani baktığında Suudi Arabistan'dan az bile alıyor. Türkiye'de aldığı paraya baktığın zaman işte bonuslarla falan o paraya yakın. Suudi Arabistan'ın futbolculara verdiği paralar ortada. Gittiği takım da zaten şu anda devlet kotasında olan takımlardan bir tanesi olduğu için bence mukayese ettiğin zaman daha aza gidiyor olabilir. Evet. Evet, bu arada tabii Galatasaray'ın forvet transferini ön elemelere kadar yetiştirmesi de gerekiyor. Tamam, hani Barış Alper oynar, işte başka bir genç oyuncu oynar vesaire ama sonuçta oradan da muhtemelen Zalgiris gelecek, Litvanya temsilcisi. İşi sıkı tutmak lazım. Bir anda şoka uğrayabilir değil mi? Aynen, kesinlikle sana katılıyorum sevgili Onur. Çünkü günümüz futbolunda her takım artık oyunun bir tarafını iyi oynuyorlar. Oyunun bir tarafı müdafaa yapmasını herkes çok iyi biliyor. Bazen karşına bu müdafaa yapan takımlarla karşılaştığınız zaman sizin o kaliteli oyununuz, sizin baskılı oyununuz zaman zaman karşındaki seni bozmaya çalışan rakibinin temposuna girebiliyorsunuz. Yani onun oyununa kanabiliyorsunuz, onun gibi oynamaya çalışıyorsunuz. Ve o zaman siz kendi oyununuzdan taviz vererek bir bakıyorsunuz maç bitmiş, istediklerinizi uygulayamayan bir takım konumunda maçı bitiriyorsunuz. Ve bu yüzden takımların en düşük seviyedeki maçlara bile kadrolarını çok iyi hazırlamaları lazım. Tarihe baktığımız zaman bir sürü böyle yanlışlıklar vardır, bir sürü kaybedilen maçlar vardır. Ülkemizde de vardır. Evet. Kuzey ülkesi takımları bir de daha erken açıyor ligi. Daha aynen. Hazırlar. Ona daha, göre aynen. Dikkat etmek lazım. Onları söyleyecektim. İyi oldu senin söylediğin. Gerçekten öyle. Premier Lig'de de 4. kümedeki takımlar çok üst düzeydeki şampiyonlar oynayan takımlar FA Cup'larda, Süt Kupalarında takımları elemişlerdir. Ülkemize döndüğümüz zaman 3 büyük kulüplerin hepsi zaman zaman Türkiye Kupası'nda kendinden çok daha güçsüz dedikleri rakiplere elenmişlerdir. Bunlar yaşanmışlardır. O yüzden de bütün takımların 3. önelemedeki daha 1. maçından itibaren işi çok ciddiye alıp kadro yapılarını en güçlü kadrolarıyla çıkmaları gerekmektedir. Tabii bu arada Torreira'nın da durumu Galatasaray'da can sıktı. 3 hafta oynayamayacak. Evet. Dizindeki sakatlık nedeniyle. Yani geçmiş olsun diyelim. Gerçekten önemli bir sakatlık. Yani, Galatasaray'ın gücünü eksilten bir sakat. Şampiyonlukta en fazla paya sahip tabii ki birçok oyuncusu Galatasaray'ın müthiş bir performans sergiledi ama 3-4 kişi saysanız, 1 Icardi, 2 Torreira deriz değil mi? Hani aşağı yukarı. 1 Icardi, 2 Torreira, işte tamam Kerem'i var, Saşa Boy var, hepsi Nelson'u, Abdülkerim'i öyle gider. Şu anda ikisi yok ön eleme maçı öncesinde. Icardi ile Torreira olmaması gerçekten büyük bir zaaf. Evet. Torreira'nın sakatlığı herhalde çok etkiler değil mi Galatasaray hocam? O ana kadar herhalde bir Parades transferi var. O da olmazsa Galatasaray elindeki oyuncularla gidecek. Oynayacağı ilk maçta fazla sorunu yaratacağını düşünmüyorum da ondan sonraki... Gökhan ben öyle bakmıyorum daha gerçekten. Yani bak abi, bir şey söyleyeyim sana. Galatasaray şu anda Torreira ve Icardi'siz çıktığı zaman hiç belli olmaz bu işler. Yani şimdi Hull City ile yaptığı hazırlık maçına gelecek olursak yani 3-0 öne geçti. Normal oynadı. Sonra oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kaybetti. Oyuncu değişikliklerinden sonra. Ama baktığın zaman o 3-0'a kadar Galatasaray takımı hala formda. Hala iyi oynadılar yani o saate kadar. Ellerinde iyi bir kadro var. Tabii ki Icardi ile Torreira buna basamak atlatıyor. Level atlatıyor. Tabii ki önemli oyuncular ama transfer için konuşulan bir sürü oyuncular var. İşte bugün aldılarsa Ángeliño çok önemli bir transfer. Kesinlikle. İşte Parades'i almaya çalışıyorlar. Önemli bir transfer. Bunun yanında 2-3 tane de alacaklar. Yani şimdi burada Icardi hep bir ümit. Acaba gelecek mi, olacak mı, olmayacak mı? Çünkü rakipler de var. Yani böyle bir oyuncuya talipsiniz eğer illaki rakipleri de var. Onu da beklemek zorundasınız. Şimdi burada onu beklemek zorundayken diğer tarafları halletmeniz lazım. Bence Ángeliño transferiyle bek tarafını halletmiş oluyor. İyi bir oyuncu bulmuş oluyor oraya. Şimdi burada biz Galatasaray'ın işte Avrupa'da başarılı olduğundan söz ediyoruz. Doğru, Avrupa'daki en başarılı takımımız. Bu liglere de yabancı değil. Ve bu lige oynadıkça daha da iyileşiyor Galatasaray takımı. Onun için Galatasaray'ın bir kültürü var esasında. Bir Avrupa kültürü var. Burada oynadı. Bu maçlarda eğer hedefi gruba kalmaksa, bu maçlarda zorlanacaksa zaten problem var. Bence bu takımlar Galatasaray'ın ayarında değil. Bak bugün bir maç oynadık. Dişe diş oynadı. Trabzonspor'la Hajduk Split, değil mi? Hajduk Split 2-0 aldı. Normal bir Avrupa maçı olsaydı biz şunu yazacaktık. Bu takım bize rakip olamaz. Hajduk Split kim işte bilmem. Tamam, oyuncuları çoğu Hırvat oyuncular, devamlı yurt dışında iyi oyuncular ama işte bir tane Dinamo Zagreb var derdik. Hajduk Split bizim ayarımızda değil ama çıkıyor. Hazırlık maçı da olsa 2-0 yeniyor. Hı hı. Yenebilir. Ama burada oynayacağı takımlar bu ekolü olan bir ülkenin takımları değil. Kimle oynayacak işte burada? Diyelim bir tane geldi Zalgiris'e. Litvanya takımı. Küçümsemek için söylemiyorum. Ama sonuçta eğer Galatasaray'san, hedeflerin varsa, gruplarda oynamak istiyorsan bunları eksik kadroyla dahi kendine rakip olmaması lazım diye düşünüyorum. Bak yanlış da düşünüyor olabilirim. Yok, doğru düşünüyorsun da Gökhan. Ciddiye alacak ama. Ciddiye almadan abi, zaten yani, oynandı zaten problem. Yani tarihte böyle var şeyler var. Yani üsranlar var. Ciddiye alması gerekiyor. Galatasaray Tromsø'ye elendi. Kaç senesiydi? 2005'te Tromsø'ye elendi. Yani Tromsø'nün adı bilinmezken, nerede olduğu bilinmezken, Norveç'in en kuzeyinde yüce yerde Trabzon eledi Galatasaray'ı. Tabii ki bunlar da var futbolun içinde ama eskisi kadar da değil yani. Tudor zamanı Östersund muydu? Bir de yani öyle bir şok da yaşadı Galatasaray. Evet. 2 kere böyle sıkıntılar yaşadı. Umarım bu kez Şampiyonlar Ligi öncesinde yaşamaz. Şimdi bir kez daha Fenerbahçe'ye dönersek Attila Szalai ile ilgili bir teklif var. Gidecek mi, gitmeyecek mi? Union Berlin'in bir ilgisi var kendisine. 10 milyon euro teklif edildiği söyleniyor. Detayları haberimizde izleyelim. Evet, Attila Szalai 10 milyon euro. Fenerbahçe'nin de 15 milyon istediği şeklinde sıcak haberler var şu anda. 13.5'ta buluşurlar. 13.5'ta buluşalım mı diyorsunuz? Yani ya Fenerbahçe bu parayı gözden çıkarmalı mı Szalai'yi? Valla Szalai zaman zaman inişli çıkışlı grafiği oldu. Aslında o bölgede bir istikrar yakaladığını düşünüyorum. Ama Zalai'nin yanına deneyimli bir stoperin, sağ ayaklı deneyimli bir stoperin olmasından yanayım. Buradaki Szalai ile ilgili tasarrufu tabii ki İsmail Kartal verecek. Ama benim şahsi görüşüm, eğer Zalai'yi veriyorsanız oraya sol ayaklı bir stoper muhakkak bir B planımızın olması lazım. Hmm. Onu düşünüyorum ben açıkçası. Ama bunun dışında da tabii eğer Luan Perez'le devam etmeyi düşünüyorsa İsmail Kartal, sol stoper olarak onu düşünebilir. Artı orada bir Türk stoper Serdar var. Artı Samet var. Ama oraya bir tane de deneyimli, o bölgeyi bilen, oradaki rakibin yapacağı sırt koşullara cevap verebilen. Çünkü Fenerbahçe rakibin sahasında oynamayı, yüzdesinin daha fazla olduğu rakip sahada oynamayı seven bir anlayışla oynuyor Fenerbahçe. İsmail Kartal'la da öyle oynayacak. Dolayısıyla da Fenerbahçe'nin arkasında, daha doğrusu defansla kalenin arkasında müthiş bir geniş alan var. O geniş alanda oynamasını bilen, deneyimli, temaslı, rakibinde birebiri kuvvetli olan bir oyuncunun oynaması lazım. O bölgede kimi düşünüyorsa İsmail Kartal, sol ayaklı, sağ ayaklı oyuncuyu da birbirini tamamlayabilecek, o bölgeyi tanıyan, özellikleri, defansif özellikleri olan birine karar vermeleri lazım. Evet, Szalai için teklif edilen bu parayı siz nasıl buluyorsunuz? Fenerbahçe'de kalmalı mı Szalai, yoksa daha iyisine mi bakmalı Fenerbahçe? Esas olur, şöyle bakmak lazım. Şimdi Kim Min-jae geldikten sonra Kim Min-jae ile Szalai bence Türkiye Ligi'nin en iyi defansif ikilisi oldu Göbek'te. Hakikaten birbirini tanıyan, birbirlerinin eksiklerini gideren, Kim Min-jae defansın patronu rolünde iyi bir ikili oldular, birbirini tamamlayan. Kim Min-jae gittikten sonra, gitmeseydi Fenerbahçe şampiyon olur muydu? Belki şampiyonluğa çok daha fazla yakında olabilirdi. Kim Min-jae gittikten sonra Szalai bir transfer başarısını, onu da söylemek lazım. Kuzey Kıbrıs'tan, Güney Kıbrıs'tan aldığım bir oyuncu, transfer ettiğim bir oyuncu. Limassol'dan geldi. Limassol iyi bir oyuncu. Yani bunu bulanı da esasında tebrik etmek lazım. Çünkü istikrarlı oynayan, sürekliliği olan, sakatlanması az, iyi bir oyuncu bence. Kim Mince gittikten sonra bence defansın en önemli oyuncusu Szalai oldu. Hocamın dediği gibi çok iyi çıktı. Devamlı şekilde problemler de yaşadı. Hataları da oldu. Ama Szalai Macar milli takımının da bank oyuncusu oldu. Genç bir oyuncu. Fenerbahçe takımının şu andaki defansını nasıl o zaman Kim Mince varken Kim Mince'siz düşünmezdim. Ben şu anda da eğer Szalai var, Szalai'siz düşünmem. Ondan sonra eğer Szalai'yi satarlarsa o paraya 2 tane stoper almaları lazım. Bak 1 tane demiyorum. 2 tane. Zaten şu anda stoper arıyorsun. Eğer sen Szalai'yi de satarsan 2 tane stoper alman lazım oraya. Şimdi burada Serdar Aziz'in performansını oturup konuşabilirsiniz. Samet geldikten sonra tartışılan oyuncu oldu. Kendini bir türlü sahaya veremiyor. Başka kim var oynayan? Luis Enrique sol tarafta mı oynayacak? Stoperi mi çıkacaksın? Yani devamlı değişken bir kadrosu var ama şampiyonluğu oynayan takımda 2 tane göbeği bulman lazım. Kesinlikle. Galatasaray'ın en büyük avantajı geçen sene Nelson'la Abdülkerim ikilisiydi. Şimdi şeye bakıyorsun, Beşiktaş'a bakıyorsun. Saïs'la hakikaten çok iyi. Saïs'ın olmadığını düşün. Şu anda aranıyor. İşte Kole ile sonuçta tamamladı. Ondan önce Tayyip vardı. Saïs'la beraberken oynuyordu. Saïs stoper oynarken, ön libero oynarken değil, stoper oynarken iyi bir ikili oluşturuyordu. Çünkü Saïs defansın patronuydu, idare ediyordu. Şimdi aynı pozisyon var. Eğer Szalai giderse bu takımın defansını alıp gittiğini düşün. O zaman çok problem yaşayacak. Eğer Fenerbahçe'nin hedefi şampiyonluksa bazı oyuncuları bir şekilde tutması lazım. Arda gittiyse Ferdi'ye de talip var. Szalai de var. Neden talip oluyor? Bunların ikisi de iyi oyuncu. Mesela bazı oyuncular için gidebilir diye açık kapı bırakıyor. Kim oyuncular işte sayıyorlar isimleri de. Şu ana kadar bir talip gelmiyor oyunculara. Ama bu söylediğim oyunculara işte Ferdi ile diyorsun ki Inter ilgileniyor. İşte Szalai diyorsun, Valencia ilgileniyor. Geçen sene çok büyük problem yaşayan, İspanya Ligi'nde son anda kümede kalan bir takım. Yılların Valencia'sı. Evet. Şu anda takımı geçen sene korkuyu yaşamamak için iyi bir defansif oyuncu Szalai ile almak istiyor. Szalai bu performansı nerede gösterdi? Fenerbahçe'de Avrupa Kupalarında gösterdi ve Macaristan milli takımıyla gösterdiği performansla. Yani iyi bir oyuncusu var. Satması kolay değil. Sattığın zaman işte Kim Min-jae gitti, şampiyonluk gitti diyorum ben bazen. Bu oyuncu gittiği zaman yerini doldurmazsan gene aynı şeyler başına gelebilir. Evet. Şimdi Fenerbahçe'nin gündeminde olan Suat Serdar'la ilgili Beşiktaş'ta girişimlere başlamış. Bununla ilgili bir haberimiz var. Hertha Berlin'de oynayan Suat Serdar için, gurbetçi futbolcu için Beşiktaş şartları sordu. Evet, merkez orta saha oyuncusu tabii şu anda Hertha Berlin bir alt ligde. Ama sonuçta Alman milli takımını görmüş bir isimden bahsediyoruz. Onur, sadece şunu söyleyeceğim. 2 tane oyuncu için bak. Suat Serdar için de, Halil Dervişoğlu için de. Ben Beşiktaş'ta squad'da çalışırken Halil Dervişoğlu Sparta Rotterdam'ın oyuncusuydu. Sparta Rotterdam'dayken alınmasını istediğimiz oyuncuların başındaydı. Yerli oyuncu. Şenol Hoca da o zaman Beşiktaş'taydı. Biz alınması için çok uğraştık. Bir türlü olmadı. Ondan sonra Brentford falan gitti. Galatasaray'a kiralık geldi. Suat Serdar o zaman Schalke'deydi. Alman Ümit milli takım oyuncusuydu. Alması için çok uğraşıldı, devamlı uğraşıldı ama bir türlü nasip olmadı. Demek ki biz o zamanlar doğru işler yapmışız ama bir türlü aldıramadık. Şimdi ben orada yokum uzun bir zamandır. Ama baktığım zaman gündeme gelen oyuncular bunlar. Ve bunlar benim bildiğim oyuncular. Suat Serdar da Beşiktaş'ta gelsin, çok iş yapan, iyi bir orta saha oyuncusu. Ali Dervişoğlu da Beşiktaş'ın kanatlarda olsun, santraf olarak kullanabileceğin, hücum fonksiyonunda kullanabileceğin iyi bir oyuncu. Alınırlarsa faydası olacak. Zaten Ali Dervişoğlu milli takıma geldi. Milli takımda da görev aldı. Brentford aldı. İngiltere Premier'in çok yeni bir takımı olmasına rağmen hakikaten çıkış üzerinde olan bir takımdı ki kullanamayacağı için ona kiralık verdi. Ama gelinen yerde İkisi de iyi transfer olur diye düşünüyorum. Hangi takım alırsa bak buna işte kimin ilgisi varsa Fenerbahçe'de alırsa transferleri. Mesela takımların Türk oyuncularıyla ilgili planlamasını yaparken bu tip oyuncuların tercih edilmesi şart. Mesela Gökhan Hoca Beşiktaş'ın scout ekibinin başında planlaması ve de ne kadar önemli bir yelpaze var. Başladığımızdan beri ben ne zaman Gökhan'la beraber konuşsam, yayın yapsak, beraber olsak, program yapsak hep yapmış olduğu sunumlardaki, aynı zamanda futbolcu yelpazesindeki isimlerden bahsediyor. Çoğumuz da belki onun telaffuz ettiği isimleri gerçekten ondan öğreniyoruz. Ve bu yüzden de özellikle büyük kulüplerin böyle squad ekiplerini kurması lazım. Biz ne dedik geçen gün? Barcelona için kim geldi dediğimde ben Deco. Deco kim dediğimde bizim Kerem hepsini zaten tıkır tıkır hepsini söyledi. Hepimiz de zaten biliyoruz. Şimdi büyük kulüplerin başında bu tipteki oyuncuların eski futbolun içinden gelmiş, camiada aidiyet duygusu olan birileriyle yol alması lazım. Şimdi ben büyük kulüplerin çoğunda eskiden top oynamış ve orada görev almayı hak etmiş olan kişilere karşı böyle bir mesafe görüyorum açıkçası. Bu mesafeyi de bir manalandıramıyorum. Hep her yayında da söylüyorum, gene söyleyeceğim. Roma'ya bakıyorsun kim var? Totti var. Milan'a bakıyorsun Maldini var. Juventus'e bakıyorsun Nedved var. Inter'e bakıyorsun Zaniola var. Portekiz'e Rui Costa var. Zanetti var. Rui Costa Portekiz'de. İşte Van der Sar geçmiş olsun, beyin kanaması geçirmiş adama. Yani çok üzüldüm onu da duyunca. Yani her kulübün içinde ama CEO'dur, sportif direktördür, scout'tur. Muhakkak o camianın içinden gelmiş birileri vardır. Yani orada bu kadar yılların içerisinde oynamış hiç mi bir futbolcu scout'ın başında olamaz? Hiç mi biri sportif direktör olmaz? Veya sportif direktör yardımcılığı hiçbiri mi yapamaz? Hiç kimse mi yoktur ya? Ben bunu mesela kabul edemiyorum gerçekten. Ya bu planlamayı kabul edemiyorum. Hocam şöyle bir açıklama yapacağım sana. Yani şimdi esasında bütün takımların scout departmanı var. O scout departmanından da isimler çıkıyor. Ama burada hani bilgisi var, yetkisi yok derler ya. Sen bilgin var, sunumu yapıyorsun ama alınıp almamak yukarısının, yönetimin işi veya teknik adamın işi. Sen sadece sunum yapabiliyorsun. O oyuncuları buluyorsun, bir şekilde sunumunu yapıyorsun. Ha, bu işi yapanlar, doğru yapanlar var ama oyuncuyu aldıramadığın zaman bir tek konuşuyorsun. Şimdi benimki yaptım ama konuşuyorum. Bu oyuncuları iyi bildiğimi söylüyorum. Ben 5 sene önce, 6 sene önce bu oyuncularla ilgili benim scout departmanında arkadaşlarla beraber hem seyredilen oyuncular hem raporlanan oyuncular. Tamam, bildiğimiz oyuncular için işte Schalke'deyken diyorum Suat Serdar'ı biliyorum. Ötekini Sparta Rotterdam'dayken biliyorum. Ve bunlar iyi oyuncular. Yani şimdi hangi takım alırsa alsın inanıyorum o gittikleri takıma katkı sağlayacak oyuncular. Ama biz onları 5-6 sene önce bulmuşsun ama bir yetkin olmadığı için işte girişimde bulunamıyorsun. Evet. Bak ben söylüyorum ya, Kerem Demirbay. Kerem Demirbay'ı ben Leverkusen altyapısında seyrettim. 93 doğumludur. Yani hepsini biliyorsun ama belli bir yere geldikten sonra o yaptırım gücü olmadığı için yöneticiler de kendi çalışıyor. Bir takım işte menajerler de işin içine girdi mi iş gidiyor. Senin dediğin bu işin ikinci şıkkı. Yani öncelikle zaten bu bizim demin anlatmış olduğum bir mesafe var. Artı bu mesafede kırıldığı zaman da, iş başladığı zaman da senin dediğin konu çıkıyor ortaya. Zaten bu yüzden futbol ülkesi bir türlü olamıyoruz. Hep takımlar teknik adam olarak antrenör takımı olmuyor. Yönetici takımı, başkan takımı oluyor. Bu zihniyetten dolayı oluyor. Şimdi, bak aynı şey Valeri İsmail mesela Beşiktaş'a nasıl geldi başına? Aynı şekilde kim? Torrent mi? Galatasaray'a. Domenech Torrent. Domenech Torrent. Nasıl geldi yani? Bir anda nasıl geldi? Çünkü bunlar gökten indiler. Yani hakikaten seçilme değil, öyle uzun uğraşla konuşuyor. Gökten indiler oraya. Nasıl geldiler yani? Hangi güç bunda etkili oldu? Yani hiç konuşulmayan birisi var ortada. Bir anda geldi. Evet. Bu arada kim buluyor bu isimleri? İşte ben onu söylüyorum. Yani, değil mi? Benim öyle bir gücüm yok yani. Ben söylüyorum. Ya güçle bir şey değil. Sen lafının başında çok önemli bir şey söyledin. Dedin ki ya biz yetkili yetkisiziz. Öyle olmaz. Eğer bir kulübün yetkilisi veyahut da scout takımı veya scout şeyi varsa ama başında onun dediğiyle hareket edecek. Bütün scout yani ligimizdeki kulüplerin scout departmanlarının hepsi budur. Yani işlevi o kadar azdır ki oyuncusu edersin, tavsiye edersin. Bu yönetimin elindedir, teknik adamın elindedir bir şekilde onlar alır veya almaz. Evet. Yani sen şimdi bana maliyetini dersen o dönem neydi? Mainz'da mıydı, Schalke'de mi? Schalke'deydi. Schalke'deydi. Maliyetler, sen işin içine giremezsin. Direkt konuşamazsın. Öyle bir etkili olmuyor. Biz rahat rahat uyuyanamayız. Örneğin ben işte Kerem Atakan Keskin. Ben Kerem Atakan Keskin'i seyrettiğimde Buca'da, yani Buca'daydı yanılmıyorsam. 2000-2001. Biz beğendik. Hatta ondan sonra büyük bir sakatlık geçirdi. Sonra Göztepe aldı. Milli takım oyuncusuydu aynı zamanda. Oradan Sivas'a gitti. Biz 150 bin alıyorduk mesela o dönem. Alamadık. En son Beşiktaş'ın ödediği para 1,5 milyon euroya Sivas'tan aldı. 1,5 milyon euro. Evet. İşte Erdal Torunoğlu'yla beraber işte yöneticimiz de o zaman. Biz Çağlar Söyüncü'yü alıyorduk. Hmm. Bayağı iş bitti yani. Neredeyse imza aşamasına geldi. O zamanki parayla 1 milyonun TL olarak biraz üstündeydi. Ama olmadı. Şimdi olmadığı zaman... Şimdi Atletico Madrid'de. Şu anda Atletico Madrid'e geldi. Yani Leicester City'de diyorum işte bu Arda'nın yani haberlerin arasında kaynadı çocuk. Evet yani. Hakikaten kaynadı. Yani baktığın zaman Atletico Madrid, Leicester City'den, Premier Lig'den La Liga'ya gidiyorsun ve Atletico Madrid'e gidiyorsun. Bak Valladolid'e veya X bir takıma gidiyorsun. O sezon etmiyorsun. Atletico Madrid'e gidiyorsun. 4 sene mukavele. İşte ve çok önemli bir şey. Ve paragraf arası girdi çocuğun haberi. Evet. Halbuki o da ne kadar önemli bir transfer. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Yani ama arada kaynadı. Şimdi diyorum o çocuğu biz 1 milyona o zaman Altınordu'daydı. Konuşuldu, edildi. Çok net biliyorum yani. Başkanlar düzeyinde de konuşuldu. Sonra olmadı. Sonra Almanya'ya gitti. Freiburg'a gitti çocuk. Evet. Peki şimdi Halil Dervişoğlu'nu da vurgulamıştı Gökhan hocamız. Gökhan Keskin. Halil Dervişoğlu'yla Beşiktaş'ın anlaştığı, Brentford'la da anlaşmaya vardığı şeklinde bir haberimiz var. Onu getirelim ekrana. Evet sevgili seyirciler, Halil Dervişoğlu'nda durum bu. Bu arada Suat Serdar'ı da çok soruyor seyirci. Eğer gelirse hangi statüde oynayacak diye. Çifte vatandaş olduğu için mavi kartı olacak ve Türk statüsünde oynayacak. Onu bir kere daha vurgulayalım. Çünkü öğle saatlerinde çıktığında bu haber acaba öyle mi böyle mi diye bizim de kafamız karışmıştı. Halil Dervişoğlu'nu vurguladınız. Cem Pamiroğlu'na sorayım. Mesela Beşiktaş'ta o Cenk'in oynadığı bölgede çok uygun bir oyuncu değil mi herhalde? Kesinlikle sağda, solda, forvet arkası. Joker gibi oyuncu. Aynen katılıyorum. Özellikle de forvet hattının her tarafında oynayabilecek özelliklere sahip. Beşiktaş'ın o bölgedeki katkı sağlayabilecek Türk oyunculardan biri. Özellikle de Türk oyuncu olması işin daha da önemini arttırıyor. Sırt koşuları yapması, mücadele gücü olması ve de o box'ta dediğimiz yani kale alanının içerisinde oradaki teması da seven bir oyuncu. Yani korakor mücadeleden kaçmayan bir oyuncu. Gökhan Hoca da zaten aynı şekilde o da hemfikir bizde. Ama Beşiktaş alabiliyor mu? Alabilir mi? Ve oyuncu statüsündeki, Türk statüsündeki durumu nasıl? Bence Şenol Hoca ona ikna olur diye düşünüyorum. 2 milyon eurodan 600 bin euroya kadar inmişler diye çıktı haberler. 600 bir de Premier Lig oldu ya daha kolay. Hollanda'da olsaydı zordu. Espri yani yanlış anlam. Biz Premier Lig'den devamlı Beşiktaş oyuncu alıyor daha rahat. Southampton falan işte baktığınız zaman. 10 tane falan Premier Lig oyuncusu oldu. Tabii tabii Dellaliler, Southampton, Saizler falan hepsi Premier Lig'den geliyor. Şallin de bonservisi Brentford'da Premier Lig'de onun için evet. Şimdi daha kolay diyorum. Evet. Espri açıklama artık. Çok ben anladım. Bana çok iyisin Gökhan. Peki. Şimdi Tayfur Bingöl'e de bir değinelim. Beşiktaş'ta bir başka joker oyuncu. Tayfur Bingöl'le ilgili girişimler devam ediyor. Alanyaspor'dan kolaylık istemiş Beşiktaş'a yeniden transfer olabilmek için. Evet, Tayfur Bingöl'le ilgili gelişmeler bunlar. Şimdi tabii belli bir bonservisi vardı, satın alma opsiyonu. Evet. Beşiktaş onu vermedi. Şimdi almadık ama daha ucuzlatırsanız biraz fiyatı sizden almak istiyoruz şeklinde bir teklifi varmış Beşiktaş'ın. Oyuncu da çok istiyor Beşiktaş. Her teknik adamın Tayfur Bingöl gibi özverili oynayan, sonra oyuna girdiğinde katkı yapan, özellikle de mevkisini hiç fark etmeksizin, nereye koysan oynayan, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan. Tam asıl mevki ne hocam yani? Gökhan daha iyi bilir valla. Gökhan hocama da söyleyeyim. Yani çok Beşiktaş'ta oynamadı, bir kaleye geçmedi, bir forvet oynamadı. Onun dışında bir de stoper oynamadı. Sağ orta saha gibi. Necip'i unutturdu. Necip'i. Gene nükleer. Necip'i unutturdu. Ha, Necip diyoruz ya şurada oynuyor, her yerde oynuyor. Şu espri bir açıklarsan seni. Tayfur Bingöl esasında şöyle hakikaten iyi bir Beşiktaşlı olduğunu zaten kendine getirdi. Alanya'dayken gelmek için bayağı konuştu. Yani normal olarak profesyonel futbolcular böyle konuşmaz ama bu konuştu, arkasında da durdu. Beşiktaş'a geldikten sonra girdiği her oyunda nerede görev verirse verirsin hoca. İşte sağ bekse sağ bek, sağ öndeyse sağ önde, orta sahadaysa orta sahada. Yani nerede görev verilirse bir şekilde oyuna girdikten sonra süresi az bile olsa takıma katkı veren oyunculardan biri oldu. Zaten o katkıyı verdiği için Beşiktaş bir türlü vazgeçmedi. Tayfur'u devamlı şekilde istedi. Çünkü verdiği verimi gördü. Tayfur da istiyor. Oynamadığı zaman problemi yok. Hani Umut Nayır için ne diyorum? Takım için elinden gelen her şeyi yapıyor. Düzgün yani. Her türlü takım için. Tayfur da onu yapıyor. Ve girdiği zaman da Beşiktaş'a faydalı olan oyunculardan bir tanesi oldu. Şu anda kadro derinliğine ihtiyaç var takımlarımızın. Şampiyonluğu oynayan takımlarımızın, kesinlikle, özellikle Avrupa'da oynayacak takımın özellikle kadro derinliğine ihtiyaçları var. Ve bu kadro derinliğinde de olması gereken oyunculardan bir tanesi Tayfur. Geçen sene gösterdiği referans alıyoruz. O gösterdiği performansı. Önümüzdeki sene içinde Şan Hoca da kadroda görmek istiyor. Yönetim de kadroda görmek istiyor. Seyirciyle de bir sıkıntısı yok. Yani uygun şartlar sağlandığından alınırsa da kimse ses çıkmayacak. Aksine mutlu olacak bir oyuncu. Yani biraz daha diyordum ya hani Necip'i unutturdu diye. Necip'i sağ beke koy. Stoperlerden biri olmadığı zaman stopere koy. İşte ön liberoya koy. Necip 2'yi buldu bence. Neredeyse yani kaleye bile koy diyeceksin sıkıştıran. Ama Tayfur da onun gibi yani nereye koyarsan koy bir şekilde verimli olan bir oyuncu. Necip'i unutur dedim o. Necip bu süre bulduğu zaman Necip süre bulamadı, evet, bunun kadar. Evet. Zaten Tayfur Bingöl olduğu için Necip süre bulamadı. Yani her teknik adamın elinde bulunmasını istediği bir oyuncu profili. Evet, şimdi o zaman Trabzonspor'a geçelim. Bugün Trabzonspor Hajduk Split'le bir hazırlık maçı oynadı. Aspor ekranlarından canlı olarak yayınladık mücadeleyi. Şimdi de kaçıranlar için özetini getirelim ekrana. Evet, Trabzonspor'u nasıl buldunuz? İlk hazırlık maçı. Bu arada tabii maçın saat tercihi de öğle sıcağında yazın. O da bir enteresan olmuş. Slovenya'dalar herhalde, hava çok ama sıcak değil. Ama kaç kere de su molası verildi yani mecburen. Sonuçta oraya kampa gidiyorsun. Var bunlar. Yani sıcaktan kaçmak için gidiyorsun. Trabzon ilk maç mağlup oldu. Galatasaray'da mağlup oldu ama ben Galatasaray'ın oynadığı ilk yarıdaki oyunu hakikaten çok beğenmişim. Oyuncu değişikliklerinden sonra oldu. Trabzon'u da bu maçta beğendim. Yani bir takım eksikleri olmasına rağmen. Abdülkadir Ömür iyi başlayacak gibi duruyor sezona. İşte Orsic hakikaten iyi bir transfer. Evet. Bir iki tane eksiği var. Özellikle defansta Trabzon'un da eksiği var. Eğer defanstaki defansı biraz düzeltebilirlerse ve santraforu alabilirlerse, Petkovic'in adı çok gündeme geliyor. Petkovic Trabzon'da bence aranan kan olabilir. Eğer alınırsa bir Sörloth etkisi yapabilir gibi geliyor. Mağlup olmasına rağmen, 2-0 mağlup olmasına rağmen Trabzon'u ben beğendim. Önümüzdeki senenin hakikaten şampiyonluk oynayacak takımlarından biri. Son 20-25 dakika özellikle tek kale oynadılar Hajduk Split'e karşı. Topları direkten döndü iki tane. Şu anda daha ligimizde başlamadı. Hazırlık devresinin daha çok erken maçlar oynamaya başladı. Hatta maçta stoperi de sakatlandı. Evet, Hakan direğe çarptı. Ne olduğunu anlamadan direğe de çarptı. Esasında önemli bir oyuncu Trabzonspor için. Nasıl defansında problem var diyoruz. Çünkü gene Densville'le Hüseyin'le devam ettiler oyuna. Belki görseydik ne olacağını daha net karar verebilirdik oyuncu için. Şu anda Trabzon için oynadığı ilk hazırlık maçı, inşallah sakatlıksız bir sezon geçirirler. Onlar için de bir başlangıç. Evet, Trabzonspor'u siz nasıl buldunuz hocam? Şöyle, ya teknik adamlar sezon planlamasını, hazırlık kamplarını planlarken belli bir yükleme periyotları vardır. O yükleme periyotlarından sonra da arkasından teknik taktik çalışmalar, hepsi birbirine bağlantılı olarak da arkasından da özel hazırlık maçlarını bağlarsınız. Hazırlık maçlarının esas ana amacı nedir? Bir kenardaki teknik adamların takımı görüp takımdaki eksikleri, mevkileri veya seçtikleri pozisyonlardaki oyuncuların verimini görmek istersin. Bence Bielsa için bu maç iyi bir önem kazandığını ve bu maçın iyi bir hazırlık maçı olarak seçildiğini düşünüyorum. Ve bu yüzden de Trabzonspor'un diğer kulüplerde, diğer takımlardaki gibi defansın merkezindeki problemi olduğunu düşünüyorum. belki Trabzonspor geçen seneye nazaran daha böyle antrenör elinin değmiş olan bir takım görüntüsünü veriyor. Ama fizik kalitesi çok önemli olmakla beraber oyunun devamlılığı ve gittikçe sezonun içerisindeki gelecek olan oyuncularla iyi bir harmanlandığı zaman Trabzonspor takımı şampiyonluğu kovalayacak ekiplerden, o dört büyüklerdeki dördüncü büyük diye konuşulan Trabzonspor'un ortaya koyacağı oyun olacağını düşünüyorum. Evet. Ve bu yüzden de bu hazırlık maçları neticeleri hiç göz önünde bulundurmamalı. Dikkate alın. İsmi üstünde zaten. Evet, hazırlık kampları ve hazırlık maçlarında oynadığın esasında maçlar ve aldığın sonuçlar fazla önemli değil. O sırada oyuncunun performansına bakıyor teknik adam, işte pozisyondaki yerine. Neden? Ben Beşiktaş'ta devre arası kampı geçirdik hocam Antalya'da. 4 tane hazırlık maçı oynadık. Bir tek bir amatör takımı yendik. Antalya Köy Hizmetleri'ni 3 takım yendi bizi. Şampiyon olduk. Bak 3 takım yendi bizi. Alanya'ya gittik. Alanya yeniyor bizi. Geliyoruz kafa önde. İşte arada en son teselli olsun diye bir Antalya Köy Hizmetleri'ni yendik. Oh bizden büyüğü yok. Oturduk ondan sonra. Ama Gökhan hep öyle değil midir? Yani mesela bu hazırlık maçlarında da yenilmek bile insanı gıcık ediyor, rahatsız ediyor. Tabii tabii yani onun için diyorum. Şey oluyor, etkileniyorsun yani. Hocam sonuçlara baktığın zaman taraftarlar mutsuz oluyor. Yani gazozuna bile oynasan kaybettiğin maçlarda kaybettik bu sene bizden bir şey olmaz diye düşünmeye başlıyorlar. Ama teknik adamlar için bu iş böyle değil. Tabii. Uzun vade bir iş. Oyuncunun gösterdiği performans ne verebilir ne alabilir. Değişik mevkilerde oyuncuları görecek. O takım yaratıyor yani şu anda bir şey yaratıyor. Ama alınan sonuçlar seyirciyi veya camiayı bu sene bizden bir şey olmaz veya iyiyiz. Evet. Yani kazandığın zaman iyi oluyorsun. Bazen kazanmak kaybetmenin şeyidir. Hani kazanırsan o seni kandırır. Hazır değilsindir ama kazanmışsındır o seni kandırır. Ama böyle oynayıp kaybedersen eksiklerini görürsün, tamamlarsın, daha hazır hale gelirsin. Evet. Ama mesela ülkemizde de yıllardan beri de bu hazırlık kamplarındaki oynanan maçların hazırlık maçı olduğu imajını kimseye bir türlü anlatamamışızdır. Evet. 100. yılda Lucescu geldiğinde Beşiktaş'ta birkaç hazırlık maçında hatta AYK'dan falan fark yemişti. Çok eleştirilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında takım bir yenilgiyle şampiyon oldu. Yani tabii, öyle de bir durum var. Tam şey o yenilgileri hazırlık kampında aldı. Lige bir şey kalmadı. Orada krediyi doldurdu. Krediyi doldurdu. Peki şimdi Bielitsa'nın açıklamalarını zaten gün içinde verdik. Yine ilerleyen saatlerde izlersiniz Aspor ekranlarında. Ben hemen sürem az kaldı. Okuyayım buradan. Kendisiyle ve kulübüyle görüşmeler olumlu ilerliyor diyor. Büyük ihtimalle olacak gibi duruyor o transfer. Petković için. Petković için. Ya Petković Hırvatistan milli takımında da bak sonradan giriyor ve devamlı şekilde süre buluyor. Bu çok önemli esasında. Hırvatistan milli takımının oyuncularına baktığımız zaman %90'ı zaten Avrupa'da, dünyada oynayan oyuncular. Ve hepsi elit takımlarda, iyi takımlarda oynayan oyuncular. Bu kadroda normalde baktığımız zaman Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb'den giden 2 tane oyuncu vardı. Bir tanesini Trabzon aldı. Orsic'i. O da Premier Lig'e gitti. Premier Lig'den Southampton küme düşünce Trabzon aldı. Şimdi Petković var aynı şekilde. Petković de o Hırvatistan milli takımının yani en son Avrupa Uluslar Ligi'nde İspanya ile final oynayan takımın sonradan giren oyuncusuydu. Santraforunlarından bir tanesi. Yani süre bulan oyuncu ve bu iyi bir oyuncu. Geldiği zaman Trabzon'da ben gene söylüyorum o iddiamı. Sörloth havası yaratabilir hakikaten. Sörloth havası yaratabilir. Yaratabilir. Evet peki şimdi var mı son olarak eklemek istediğiniz bir şey? Benim sormayı unuttuğum var mı Cem Pamiroğlu? Bir şey yok herkese. Arda'yı çok uzun konuşamadık ama zaten... Neredeyse 3 gündür Arda ile yatıp Arda ile kalkıyoruz. Biz Arda için konuşmayalım da Arda artık sahada konuşmaya başlasın. Yani biz sahada artık konuştuktan sonra biz onu sadece övelim, hayranlıkla izleyelim. Ben açıkçası Arda'nın ilk maçını heyecanla bekliyorum. Onu övmek için heyecanla bekleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir turnuva olacak. 22 Temmuz 2 Ağustos günleri arasında. Orada inşallah Arda'yı izleyeceğiz. O da forma giymeye başlayacak. Gökhan Keskin çok teşekkürler. Cem Pamiroğlu çok teşekkürler. Bizi izleyen sevgili seyircilerimize de çok teşekkürler. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.